Merhaba değerli izleyenler, Multiplayer'e hoş geldiniz. Yepyeni gündem haberleriyle karşınızdayız. Neyle başlayalım? Red Dead Redemption'da başlamayalım artık. Evet. İçimiz dışımız Red Dead. Ona ayrı video zaten yapılacak. Evet, zaten şey var, şöyle haberlere bakarken de Fortnite'da da bir şey olmuş galiba. Herkes her yerde Red Dead'le alakalı haberler, Fortnite'le alakalı haberler derken, bu gündemi çıkartacağım derken canım çıktı. Ama gene güzel haberler var. Direkt aslında Microsoft'tan Xbox tamam. Game Pass'le alakalı bir haberle başlayalım. Xbox Game Pass, Satya Nadella, Microsoft'un CEO'suymuş kendisi, açıkladığına göre bu sistemi PC'ye de getirmeyi düşünüyorlarmış. Ki hani yılın başında da zaten şeyle alakalı da bir açıklama da yapılmıştı, yine konuşmuştuk üzerine. Microsoft ya eksklüzif, yani first party diyebileceğimiz eksklüzif oyunların her birisi bu Game Pass sisteminin ilk günden itibaren içerisinde olacağını da söylemişlerdi. Bununla beraber birleştiği zaman PC tarafında bayağı hani mutlu edici bir haber olarak ben evet. Açıkçası aldım. O first party tarafı da aslında daha çok geriye dönük kuvvetli oluyor. Çünkü çok fazla yeni evet. First party maalesef çıkmıyor. Hep söylediğimiz gibi zaten. Hani eğer hani bu son E3'te falan duyurdukları ve duyuracakları projeler de hakikaten yakın zamanda olduğu gibi ilk günkü gibi gelecekse şahane. Aynen, zaten hani her seferinde bu konuları konuşurken söylüyoruz, artık geriye bir tek kaldı ki yeni oyunlar. Yeni first party, yeni exclusive oyunlar Microsoft tarafından yani, gelmesi gereken. Tabii Xbox Game Pass'e getirecek diyelim, hani çok bomba bir first exclusive oyununu, onu aynı şekilde PC'ye herhalde getirmez. Onu getirirse çünkü konsolun özel oyun şeyini de kırmış oluyor. Yo, artık zaten hani şey çok net bir biçimde kalktı ortadan. Yani Xbox exclusive diye bir olay kalmadığı için ben hani Game Pass sistemine... O zaman konsol satma dertleri pek yok gibi bir şey. En başından beri yani ellerindeki konsolları da zaten PC'ye yaklaştırmak için şu klavye mouse'la alakalı hani yeni gelişmeler, klavye mouse desteğinin gelmesine beraber hani artık hani bizim düşündüğümüz gibi düşünmedikleri zaten çok belli Microsoft tarafından. Hani tabii ki hala konsol satmak istiyor olabilirler ama konsolu satmak için başka sebepler yaratmaya çalışacaklardır ki en son konuştuğumuzda mesela klavye mouse desteğinin gelmesiyle alakalı konuştuğumuz videoda ben şey diye hani düşünmüştüm. 4K kalitesinde oyun oynatabilecek yeni bir hani PC'lere nazaran daha ucuz olduğu için uygun fiyatlı bir cihaz olarak hani artık bakmak gerekiyor gibi bir yandan yani diye düşünüyorum en azından. Ya bana şey gibi geliyor, Xbox Game Pass'ine belki çıkar çıkmaz getirebilir yeni oyunlarını da ama PC'ye belki biraz daha bekletir çıkaracaksa. Yani aynı anda ikisini birden verirse bilemedim bana. Ya ayrım çok yapması şey için çok yani hani bir ay beklettiklerinde kazandıkları çok bir şey olmadığı için ben de tam tersi yani hiç o kadar üzerinde durmayacaklar. Çünkü hani dediğim gibi zaten bu sistemleri getirerek aradaki farkı kaldırmaya yönelik hep hamle yaptılar. Şimdi aradaki yani farkları kaldırmaya yönelik hamle yaparlarken aralarında bir fark olsun demeleri ne bileyim bana mantıksız geliyor. Ya, gerçi öyle bile olsa yine baktığınız zaman Play Anywhere özelliği olan pek çok oyun olduğu için hani gene şeyde Microsoft'un bünyesinde gayet olumlu bir hareket gibi geliyor bana. Bir sonraki haberimiz o zaman geçelim. Rockstar patronlarından Dan Houser yine bir açıklama yapıyor ve açıklaması bu sefer Red Dead'le alakalı değil. GTA 6 ile alakalı. Şöyle bir şey söylüyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı yeni bir oyunun aslında yakın zamanda gelmeyeceğinin de haberi oluyor bu. Trump başkanlığı döneminde yani şu içerisinde bulunduğumuz, yalnızca Trump için söylemiyor bunu, genel olarak dünyanın içerisinde bulunduğu siyasi dönemde bir GTA 6 yeni bir GTA oyunu yapmamaktan ötürü memnun kendisi. Niye diye hani sorulduğunda da kendisine şöyle bir yanıt veriyor. Zaten içerisinde bulunduğumuz siyasi atmosfer artık hani gerçeklerle o kadar hani yani gerçekle hicim arasındaki bağ koptu. Evet, bağ koptu. Aradaki fark iyice böyle bir flulaştı. Artık ne gerçek ne parodi belli olmuyor. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim yapacağımız iğneleyici tarzda hani satirik bir GTA oyunu, politik olayları iğneleyen bir GTA oyunu yani alacağı tepkileri geçtim. Zaten hani çok da satirik olduğu bile anlaşılamayacak derecede bir şeyde olabilir, bir çizgide olabilir. Evet, dolayısıyla yani. Da bizim işimizi de çok zorlaştırırdı ve dolayısıyla da hani Donald Trump'ın demek ki ölmesi gerekiyor. Yeni GTA gelmesi yani, için ya da defolu gitmesi. Bütün dünyada var olan bir şey var. Hani hakikaten bu gerçek değildir dediğiniz mesela saçma sapan açıklamalar mesela geliyor. Sadece Amerika tarafından da değil yani şeyden de Malezya vesaire falan gibi Asya, Mikronezya tarafından falan çok uç liderler. Kolombiya, Brezilya falan tarafından ki seçimler var mesela Güney Amerika taraflarındaki ülkelerde bu aralar. Brezilya seçimleri tarafında bayağı ilginç şeylere denk geldim geçenlerde gene bakarken kampanyalar döneminde vesaire. Bütün bu politik çizgi bu tarafa kaydığı zaman adamlar da tabii ki hani bir daha kolay oluyor dalga geçmesi ama dalga geçtikleri çok anlaşılmamasından kaynaklı böyle bir sıkıntı içerisinde olduklarını söylemişler. Yani ona bir çözüm gelemez yani dünya aptalların elinde. Kimse hani evet. Zekileşmesini beklemesin seneler geçtikçe. Evet ya, öyle bir gerçek var gerçekten. Hani şey İdiokrasi diye de bir kitaptan uyarlanmış bir film de vardı. Hani film izlediğiniz zaman yok. Kitap İdiokrasi değil. Filmin adı İdiokrasi. Ha, kitabı filmin da, pardon. Esinlendiği evet. Bir bilim kurgu hikayesi var. O da evet. March of the Morons olması lazım ama
farklı hikayeler sadece aptallıkla ilgili kısmından esinleniyor. Evet, evet doğru diyorsun. Kitap okumadığım için biliyordum ama filmin adı İdiokrasi'ydi, haklısın. Oradan yani uyarlanmış olan o filmi izlediğiniz zaman aslında yani birkaç sene değil, bayağı bir sene öncesinin evet. Filmi. Bugün gerçekleşen bazı yanlarının olduğunu ve hani hatta kitabın yazarına da bununla alakalı soru sorulduğu zaman ama bu kadar çabuk hani her şey gerçekleşmedi tabii ama bu kadar çabuk tahmin ettiğim şeylerin olacağını ben de düşünmüyordum falan gibilerinden böyle açıklama yaptığını görüyorsunuz. Bu arada yani. Dediğim hikayenin adı Marching Morons da olabilir. Tam hatırlayamamış olabilirim. Mesele değil. Bulursunuz. Yani özetle demeye çalıştığımız şey hakikaten böyle iğneleyici işler yapmak için hakikaten ilginç bir dönemde yaşıyoruz. Evet ama yapmamaların asıl sebebi GTA'nın hala çılgın gibi satıyor olması. Yakın zamanda yani. Zaten Red Dead çıktı. Yani ticari olarak da zaten yapamazlar. Bu hikaye biraz işin şey kısmı, eğlencesi. Ya tabii canım şey zaten hani aslında yani yapmamalarının sebebi olarak söylemekten ziyade ulan iyi ki yapmıyoruz yani şu dönemde yapsak hani hakikaten saçma sapan bir şey olurdu. Tabii hem bir gönderme yapmış siyasal gündeme hem de öyle bir ortadan çıkmış işte. Evet, bir de yakın zamanda e-spor tarafında bayağı geyiği de yapılan bir olay oldu. Şangay'da bir profesyonel CSGO oyuncusu Forsaken isimli bir LAN turnuvası esnasında hile yaptı ortaya çıkıyor. Ve hatta yani o görüntüleri bulabilirsek de koyalım gene buraya. Şey Word'de gizlemiştim, WordX'e falan yazıyor. Evet bir şekilde gizlemeye çalışıyor. Ben tam anlamadım teknik kısmını ama yakalandığı zaman böyle silmeye falan çalışıyor böyle. Elini falan tutuyorlar hemen böyle bir müdahale ediyorlar. Böyle saçma sapan bir ana sahne olmuş. Forsaken isimli bu Hint asıllı oyuncu ki zaten hani Optic India isimli takımda oynuyor kendisi. 5 yıl boyunca bütün müsabakalara... Ya aslında men edilmiş gibi bir şey oluyor. Bunların kariyerleri zaten kısa sürüyor. Evet değil mi? Ya aslında şey var. İnsanlar birazcık memnun değiller bu kararından. Çünkü ömür boyu men edilmesini istiyorlar. Ve daha önce de böyle bir olayı varmış zaten bunun. Ama o banlanma olayını saymayıp hani bu onun ilk olayı gibilerinden böyle bir şey karar alıyor. O işin artık federasyonu diyeyim. Hani o organizasyonla alakalı olan komite. Yani ve 5 senelik bir ban yemiş aslında turnuvalardan diyebiliriz. Ya çok garip. Zaten hani o anı da inşallah koyabilmişizdir buraya. Hani silmeye çalışma anındaki o telaşı vesairesi yani gerçekten garip. Bir yandan da tabii şey de sonradan açıklama da yapmış. Ben biraz daha detaylı okudum. Burada bahsetmeyecektim ama yeri gelmişken gene söyleyeyim. Hani şey diyor adam ben oyunu iyi oynadığıma inanıyorum. İşte hani boş konuşuyor hayır, yani. Oyunu okuyabildiğime vesaire inanıyorum ama aim tarafında hep zayıftım. Ve bu zayıflığımı çalışarak kapatmak yerine işte hani hatalı bir şekilde kapattım ve hani pişmanım. Keşke böyle olmasaydı bunlar ama yani tamam, affedelim bir sonraki maçta oynasın madem böyle açıklamış. gibi bir açıklama yapmış. Ve şey de var bir diğer yandan da mesela takımla alakalı ne yapılacak vesaire diye hani böyle bir tartışma da dönüyor ama Optik oyuncusunun diğer oyuncularının bilgisayarlarında herhangi bir hile bulunmadığı için evet, onlar daha iyi saklamış. Evet, onlar daha iyi saklamış veya yapmamışlar belki de. Beni burada şeyi merak ediyor. Şimdi geleneksel sporlarda da bunun karşılığı doping ve hani doping yapan futbolcularla, sporcularla konuştuğunda öyle şeyler ortaya çıkıyor ki hani şunu diyorlar. Hani biz eğer doping yapmasak bu müsabakada şansımız olmayacak çünkü hepsi doping yapıyor. Hani olay oraya dönmüş. Zaten herkes doping kullanıyor. Yakalanırsan yakalanıyorsun. Bu standart haline gelmiş. Yani rekabet etmek için sen doping kullanıyorsun. Olay böyle döndüyse eğer hani e-sporda da böyleyse hani izlemenin bir mantığı kalmıyor. Ya bunu hani herkese açık yap. Herkes kullansın. Bu da bir rekabetin şeyi olsun. Ya da tamamen kes engelli bir şekilde. Yani ama tabii işte hani sporun durumu buyken e-sporun durumunun çok farklı olmaması da aslında hani evet, büyük ihtimal o izlediğimiz yıldızlarda vardır mutlaka evet. Böyle birkaç kişi daha. Muhakkak. Çok süperstar değilmiş ama sanırım. Herhalde. Ama çok tanımıyorum ben. Olabilir de. Yani insan güveniyor mu başka hani daha büyük yıldızlarda da bu tür şeyler oldu mu acaba diye ki olmuştur. Olma ihtimali gayet de hani yüksek gibi geliyor bana bir yandan. Bir de şey de var tabii. Bu yaptığı hareketten ötürü Hindistan'daki hani e-sporun adına da leke sürüldüğü ve hani zaten gelişmekte olan bir sektörken hani ciddi bir zarar verdiğine dair böyle yöneltilen şeyler de vardı ki hani bir yandan baktığınız zaman ya olması gereken oymuş gibi gelse de hani sonuç itibariyle leke sürülen bir dünya spor var bu zamana kadar ve normalde devam ediyorlar. Çok da bir etkisi olacağını da zannetmiyorum. Sadece böyle konuşacağız, geçecek gibi geliyor. Umutmaya çok yöneliyiz, meyilliyiz o konuda diye de hani eklemekte yarar var. Sıradaki haberimize Steam'den. Steam ile alakalı bir takım rakamlar paylaşıldı ve hakikaten dudak uçuklatan noktalara gelmiş durumda Steam'in oyuncu sayısı bilhassa. Aylık aktif kullanıcısı 90 milyonu geçmiş. Ve geçen senenin Ağustos yani bu senenin Ağustos ayı itibariyle 90 milyon geçtiği açıklanmış bu arada. Geçen senenin Ağustos ayına nazaran 67 milyon oyuncusu varmış. Ve yani %30 gibi böyle bir şimdi kafamda hesaplamaya çalıştım bir artış
gerçekleşmiş ki yani aylık 90 milyon ki ben bilmem kaç sene evvel 100 milyon toplam hesap açılmış diye haber yaptığımızı hatırlıyorum. Yani bayağı inanılmaz derecede yüksek bir rakam ve PC oyunculuğunda domine etmeye devam etti ve ediyor da edecek de gibi de gözüküyor. Daha da artacak çünkü sürekli yeni oyuncular da sektöre evet. giriyor. Çocuklar artık bir de bilgisayar kullanma yaşında da düştü. Hani evet. çok küçük yaşlarda bile hemen bilgisayarın başına geçip kendi Steam hesabını açar hale geldiler. Geldiler. Gerçekten de. Ve şey var, günlük aktif oyuncu sayısı da hani 47 milyon. 47 milyon tekil insan her gün günün muhtelif saatlerinde girip çıkıyorlar bu sisteme ki. Alternatifin yok ama şimdi bilgisayarda oyun oynuyorsan Steam dışında neresi var? Hani evet. sana böyle bir katalog sunan. Doğru. Ya işte zaten büyük firmaların kendi sundukları şeyler falan var ama sadece kendi oyunları için verebilirsin. Tabii, tabii. EA'nin Origin'i var, Uplay var. Gerçi Uplay Steam üzerinden de çalışıyor. Vesaire vesaire gibi bir durum var. Ya bu yani bilgisayarın parçası, nasıl eskiden zamanında müzik dinleyeceksek Winamp kurardık. Evet. Şunu yapacaksak onu kurardık. Oyun oynayacaksan da Steam yüklü olmak zorunda bilgisayarda. Bir yerde evet. Ve geçen yıl 33 milyonmuş günlük kullanıcı sayısı. O bayağı büyük bir artış. Evet. Onunla birlikte verince hakikaten anlıyorsun. Ya %50'ye yakın neredeyse artmış. Öyle evet. diyeyim ya. 30 milyondan 45 milyona gibi hesap edersek. Yani diyorlar Steam ayrı bir ülke artık falan. Bayağı ülkeyi de geçiyor. Çok net. Gezegen şey. Olacaklar bu gidişle. Yani. Bir de şey de var. Bir günde en çok oyuncusunun, aynı anda en çok oyuncusunun aktif olduğu gün zaten Ocak ayında kırılmıştı. Biz de bahsetmiştik diye hatırlıyorum. 18,5 milyon oyuncu aynı anda aktif olmuş bu şeyde, sistemde. Ve hani bundaki en büyük etken de aslında yine o dönem konuştuğumuz gibi PUBG'nin birazcık da etkisi. PUBG'nin gelmesiyle beraber Steam'e ve popüler olmasıyla beraber gerçekten Steam'in işine yaradı ki şeyi de konuşuyorduk mesela. Hep en çok oynanan oyunlar arasından düşmeyen Dota, işte CSGO gibi oyunları böyle 2'ye 3'e katlayarak gelmişti PUBG. Herkes demişti ki artık tahtları sallandı. Tahtları sallansa da fark etmiyor. Yani Steam'in sahibi olan Valve sonuç itibariyle yeah. oyunları yapar ve gene hani kasa her zaman kazanır derler ya. Kasa burada hakikaten kazanmaya devam ediyor. Son olarak da bir teori olarak şunu da eklemek yarar var. Bu kadar rakamların yükselmesinde Çin'de aktif bir biçimde kullanılmaya başlaması da etken Steam'in. Ve ha, hani, tabii yakın zamanda o da artış gösterdi. Evet. Ve yani Steam'in şeyde Çin'de kullanım açılmasından bu yana 30 milyon kullanıcıya ulaştığı hani da paylaşılan haberlerden bir tanesiydi geçtiğimiz günlerde. Çok da doğal. Ve şey de var şimdi işin içerisinde Çin de girdiği zaman şöyle bir durum da birdenbire ortaya çıkıyor. O pazara hitap eden oyunların sayısında da artış olmaya başlıyor Steam'de ve böylece hani şey derler yok kısır döngü değil de o böyle bir şey hani çember gibi oyuncu sayısı artınca oyunlar gelmeye başlıyor. Oyunlar gelince oyuncu sayısı artıyor falan derken böyle devasa rakamlara kar topu ya da kar tanesi, kar topu etkisi gibi büyüyen bir dünya var. Yani ve şey de var ya yani Steam'in bu kadar büyüyor olması genelde hani oyuncular şu güne kadar hep işine geldi. Çünkü büyük indirim dönemleri var, kolay, işte iyi bir servis sunuluyor, geriye verme, iade etme sistemi var, tüketici yanlısı politikaları var vesaire ama bu kadar büyüyor olması bir yerden sonra bizim elimizde patlar mı diye bir yandan da düşündürmüyor değil beni. Yani tekelleşme bu bir yerde ama... Ya şimdilik yani memnunuz tabii ki herkesin yaşadığı sıkıntılar oluyor zaman zaman ama evet. genel hizmetin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani genel olarak bir sıkıntı yok ama yarın öbür gün yani bilemiyorum. Bir sıkıntı olursa alternatif biri çıkar, devralır yani o tekelleşmeden çok sıkıntı yaşamayız bence. İnşallah. Yani biri sıkıntı yaşasak da bir şekilde başkası çözer, biri çıkar. Hani o koca pasta bu kadar kalitesiz bir hizmetle uzun süre gitmez yok, yani. Yok ya hizmet kaliteli olmaya devam edebilir ama yani... Ya bilemiyorum. Sonuç itibariyle hizmetin kalitesini kaybetmesinden ziyade farklı benim endişelerim var sonuç itibariyle de. Yani çok da bir yandan da Black Mirror'a da bağlamanın manası da yokmuş gibi geliyor şimdiden. Ya yani o genel var. Zaten her türlü bizi paketleyip götürecekler evet. o tür mevzularda. O tür yani neyse ya Steam'den çıkmasına üzülürüm anlatabiliyor muyum? Yani Facebook'lar vesaire bunların zaten ne kadar ilginç ve şaibeli işlere karıştığını son dönemlerde gördük. Tabii tabii Steam'le ilgili de bir sürü şey bulabiliyorsun aradığında yani. yani. Tehlikeli. Evet böyle neyse. Son olarak bir iki tane mini haberim var benim paylaşmak istediğim vampir. Bu senenin içerisinde çıkan aslında AA diyebileceğimiz hani bir vampir oyunuydu. Kendisi isminden de anlayabileceğiniz için Nintendo Switch'e geliyor kendisi. Eğer ki ilgileniyorsanız göz atabilirsiniz ki biz de kanalda bir göz atmıştık. Eğer ki merak ediyorsanız ona da göz atabilirsiniz. Bir de Alan Wake. Bundan 1,5-2 sene önce yanılmıyorsam Alan Wake Steam'den kaldırıldı. Microsoft oyunun yayıncısıydı ve şey müziklerin haklarını alamadığı için yenileyemediği için Steam'den satıştan kaldırılmak durumunda kalmıştı. Şimdi sürpriz oldu bir de bize de birdenbire sessiz sedasız tekrar Alan Wake yerini almış Steam'de.
Hani öyle bir evet, haber olacak. İndirimler geldiği zaman onu bir istek listenize alıp bakın. Zaten gelmesiyle i̇ndirimle beraber evet, indirimle beraber gelmişti. Ben en azından az evvel, yani az evvel değil de bu haberi buraya alırken baktığımda bitmediyse siz de bir göz atabilirsiniz. Halihazırda bir indirimde. Eğer ki oynamak isterseniz de oynayabilirsiniz dedikten sonra benim başka haberim kalmadı. Atladığımız bir şey de kalmadı. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok. O zaman güzel, şahane. O zaman başka bir videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.